katıldığım yarışmada jüri tırnaklarını çıkarmış bir vaziyette. Ama halk SMS birincisi seçiyor beni. Evet. Bunu her gün bana yapımcı söylüyor. Anlaşma yaptım. Yani onun için inşallah oradan bir kan kaybediyorum. Toparlayacağım. Benim komiğime gidenle. Şimdi Hülya Hanım her gün zaten meşgul ediyor. Problemleriyle olsun, güncel hayatı falan. Zaten çocuk doğuracak yaşta da değil artık. Oğlu da yok. Niye O böyle zaman niye mi atlamış ben konuşuyorsunuz? anlamadım. Oğlumun diyor direkt. Çocuğumun da bir şey de. Yani ters de bana de. Yani böyle bir şey için telefon açıp bağlanması benim çok enteresan. Hülya Avşar, yani bir oğlu daha olamayacağına göre, çok mu yaşlı görüyorsun? Yani bir anne olacak yaşı geçti mi sizce? Yani bence olmaz. Olamaz demiyorum, olmaz. Olabilir mi? Şüpheli. Olabilir. Jürinin önünde dur. Jüriye merhaba yap. Güle güle git. O kadar da Kamera kalmamış. arkası millet jüriyle nasıl biliyor musunuz? Sanki hayatları onların elindeymiş gibi. O kadar komiğime Diğer gidiyor ki. arkadaşlar. Ay evet. Çok Şimdi komik. Tuğba, jürinin sonuncusu, halkın birincisi. Böyle de bir çelişki var. Hani buz üstünde Evet. ayakta durmak bile çok zor. Sen bir de orada gerçekten popo da sallıyorsun. Yani Yok, yürümek bile zorken. popo sallamak kolay da dans etmek zor. Popo dansa girmiyor biliyorsunuz. Neyse, insanlar takıntılı olabilirler bu konuyla ilgili. Çünkü ben Yani her jüriyi gün mi kastediyorsun, takıntılı evet, jüri olabilir mi? takıntılı olabilir. Çünkü hepsi şimdi mesela hanımefendi işte ıstakozla bahsettiğimiz hanımefendi iş kadını olarak geçiyor. Ben mesela ona da takılıyorum. Niçin? İş kadını. İş kadını dın 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 diye geçiyor ilk tanıtılırken yarışmacılar ve jüri üyeleri. Şimdi ıstakoz ben bilmiyordum, öğrendim. Bana söylendi. Zaten herkes için bir şey söylüyor. Ben hiç konuşmuyorum bile. Bana söylenenleri söylesem. Ya benim komiğime gidiyor. Sonuçta bir balıkçının eşi de ıstakoz pişirmeyi biliyor, satmayı. Yazar mı? Mesela yazar artık neyin gündemde olduğunu ya da bütün dünya starlarının neyle dans, yani nasıl dans ettiğini kalemi elindeyse bilir ve kalemini dik tutmak için fazla yanlış konuşmaz. Çünkü yanlış konuştuğu zaman bu duruma düşüyor. Kalem eğiliyor böyle. Ayşe Arman'a mı bu sözü Evet, açtın? yani bunu demek istiyorum. Ben öyle çok fazla kocaman poposu Ha, olan peki o biri de laflar değilim böyle bir yani. anda aklına mı Hani geliyor? böyle kocaman bir şey vardır ortada derler ki çünkü Türk erkeği öyle sever. Bir kere bu konuda Sibel Can'a bu kadar soru sorulmadı. Bana niye soruluyor ben anlamıyorum. Seni tangalı göremedik onun için herhalde. Ya hayır, ona sormuyorsunuz bana sorduğunuz Ayşe kadar. Arman için o şeyden sonra, yani Çok canlı, zeki bir bayan evet, değil. Ben can Ayşe Hanım için onu çok söyleyebilirim. zeki bir bayan Hayır. değil. Mesela bir Şengül balık sırtı gibi. Yok canım, İşte bir anlı karşılaştırma gibi, yapmayalım Şenay şimdi. Didek gibi. Şimdi ben çok kadın tanımıyorum belki bu konuyla ilgilenen ama korktuğum ve kariyerlerinde olmak isteyen bir sürü insanlardan biridir. Mesela Şenay Didek. Onları da söylüyorum. Yanlış anlamayın. Aynı saatte Tabii ki, tabii program ki. Biz de yaptık için saçlarımız onların tabii da ki. geldikleri yer belli. Yani ya bana göre zeki kadın geldiği yerde bir numara olan kadındır. Ama onun bunun sayesinde, onun bunun ismini kullanarak ya da dansını eleştirerek, yani bir günlük, 2 gün, bu şeye benziyor, bir dakika. Kariyeriyle gündeme gelemeyen, yaptığı işle gündeme gelemeyen kim var mesela? Gizem Özdilli diyelim. Hep ağlamasıyla, o da bir isim mesela, o da bir isim ama bir şey yok, elde var sıfır. Konuşmuş, ben ona biliyorum yapacağımı. Ne demiş? Bilmiyorum, az önce şimdi gördüm, o gün fark etmemiştim, şimdi siz yayınlarken gördüm. Yani şu yok varsayın. Bir acaba bant bilmiyorum, yok varsayın Ya falan, bir yokmuş gibi şeyler demiş, davranın falan gibi anlayamadım ben. lafları var. Onu Tam onu kastediyor. izleyeceğim yayından Sen onu sonra. yayından sonra Evet, izlersin ama devam sinirlendim bayağı. ettiriyorsun. Şimdi burada konuşarak bu söylediklerin mutlaka yarışma gecesi Şimdi ben tartışılacak öyle yine. olsa ben devam ettirmek istesem yarışma programında gene bir şeyler derdim. Artık asla ve asla ona bir şey söylemem ama böyle arkamdan konuşursa söylediklerini ona iade edebilirim başka şekilde daha farklı bir yerden vurabilirim onu.